Cumhur İttifakı'nın dağılması. Bence bu ihtimal var ama hızlı bir şekilde yok. Bu ihtimalin olabilmesi için Erdoğan'ın önüne sağlam, sürdürülebilir bir seçeneğin çıkması. Yani öyle bir seçenek olacak ki kendi iktidarını garanti edecek, kendisinin yani Cumhurbaşkanlığını garanti edecek ama MHP'nin bir şekilde devrede olmayacağı bir ittifak. Ya da şöyle olabilir, yani şunu söylemeye çalışıyorum, birileri MHP'yi bırak bizimle ittifak yap diyebilir. Bu tek başına İyi Parti olamaz. İyi Parti ile AKP'nin ittifakının %50 artı 1 oyu alabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü AKP ile birleşmiş bir İyi Parti'ye seçmen tabanının büyük bir kısmı bir daha oy vermez diye düşünüyorum. Ama Millet İttifakı içerisindeki unsurlar bir şekilde Erdoğan'a güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme temelinde bir geçiş süreci önerisi getirebilirler. Bunun bir şekilde ihtimal dahilinde olabileceğini düşünüyorum. Buna bir MHP de dahil olabilir ve Erdoğan'ın bir ara ağzından kaçırdığı Türkiye İttifakı gibi bir olay da olabilir. Bir ara dönem, bir geçiş dönemi ve burada aslında Haziran 2015'te Türkiye'nin yaşaması gerekeni 2020-2021'de yaşaması söz konusu olabilir. Eğer Haziran 2015'te Türkiye bir koalisyona gitmiş olsaydı, biz belki de başkanlık seçimine hiç uğramadan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi tesis etme imkanına kavuşabilirdik. Ama bunu Erdoğan engelledi, biliyoruz. 5 yıl kazandı ama bu 5 yıl boyunca da Türkiye kaybetti, çok ciddi kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bunun bir daha toparlanması kolay kolay olmayacak. Bu şekliyle, bu Cumhur İttifakı'yla ve bu başkanlık sistemiyle olmayacağı anlaşılıyor.